ulan. Usain Bolt 100 metrenin rekorunu kırdı. Hamza Yerlikaya dünya güreş şampiyonlarında asrın güreşçisi olarak rekor kırdı. Doğru mu abicim? Evet. Doğrudur abicim. Sen neyin rekorunu kırdın? Evlenmek mi var? Kaç kere evlendin hacı abi? 12. Atla atla atla. Atla atla. At binenin, kılıç kuşananın değerli izleyiciler. Herkes işini yapsın. Kılıç Arslan'ın diyarı, salihler yurdu, evliyaların şehri. Malaklı köpeğiyle ve halılarıyla meşhur Aksaray'dayız. Aksaray'ın tüm güzellikleriyle ve tüm güzel insanlarıyla sizleri baş başa bırakıyoruz. Aksaray turumuz başlıyor. Evet değerli izleyicilerimiz, Aksaray'dayız. Aksaray'ın medar iftarlarından, Türkiye'nin medar iftarlarından Aksaray Malaklıların yetiştirildiği çiftlikteyiz. Ve bu çiftliğinde ağababası abimizle birlikteyiz. İsmi öğrenelim abicim. İsmim Bekir Dağlı. Bekir Dağlı. Arkada bir ordu var. Gel abi, siz de gelin abi. Evet, gördüğünüz gibi arkada... Bekir abi vallahi dağ gibi adamsın, arkandan ordu geliyor ya. Evet. Sen yürüyorsun, ordu geliyor abi. Bunlar Aksaray Malaklısı, doğru mu abi? Evet evet. Aksaray... Şimdi baktığın zaman çoğu Kangal köpeği zannediyor, Sivas Kangal, ama bunun farkı ne? Abi orijinal Aksaray Malaklısı bu. Bunların farkları bu Malaklı dediğimiz, hani Malakları aşağıya sarkması lazım Malaklının. Malak dediğin şu boyun mu? Evet, şu boğaz. Boyun, boğaz. Avurtlar. Aksaray Malaklısının şu avurt kısımları bak. Şu avurt kısımları aşağıya düşük olacak. Hangi avurt kısımları abi, göremedik ki. Şuralar babacığım, bak buralar aşağı. Çene altı diyorsun. Çene altı. Gerdan, gerdan sarkacak şu sarkacak boğaz aşağıya. Aksaray Malaklısının özelliği bu. Özelliği bu. Evet. Kaç kilo geliyor ortalama abi? Abi 90, 100, 110'a kadar çıkıyor mesela. Abi kangalla kapışsa ne olur abi? Abi kangal buna dayanabilir mi kardeşim? Ciddi mi söylüyorsun? Mümkün mü ya? Abi Sivaslar duymasın bak. Yok abi, dayanamaz istersen. Onlar da yiğit abi. Babacığım yiğit de bak, köpek ortada, şuna kangal dayanabilir mi? Bu şimdi kaç aylık? 16 aylık. 16 aylık. Erkek mi, dişi mi bu? Bu dişi. Şunu sorduydum demin, şu kalça kısmı aşağı mı basıyor bunların? Abi Malaklılar da genelde böyle kalçaya basıyor yani. Aşağıya basıyor diyorsun. Ortalama kaça gidiyor abi? Yetişkin bir köpeğe kaça verirsin? Mesela vallahi, 4 yaşında bir Aksaray Malaklısı. Vallahi Naim'e 20 milyar teklif ettiler ona. Naim kim abi? Benim oğlum bu. Babacığım. Oğlundan vazgeçemiyor değerli izleyiciler. Şimdi orada da bir köpek gördük ama onun gözlerde bir problem var herhalde. Gözünde onun göz kutu olduydu. Şimdi atlattık. Göz kutu oldu. Ona bir geçmiş olsuna gidelim seninle beraber. Gel abi. Evet değerli izleyiciler, Aksaray Malaklısı'nın... Meşhur Martin bu. Martin bu mu? Meşhur Martin. Adı mı Martin? Niye Martin ya? Bir Türk ismi koysaydın. Öyle koyduk. Kaç yaşında Martin? Martin 18 aylık. Erkek dişi? Erkek. Erkek. Gözlere ne oldu abi bunun? Kutuk vardı abi, o tık. Evet. Biz bunu... Şey yaptık, ameliyat ettirdik. Allah Allah. Başarılı geçti mi ameliyat? Ameliyat başarılı oldu. Abi göz fıtığını da hayvanda ilk defa duyuyorum. Bel fıtığını biliyorum da. İşte bu göz fıtığı oldu bunda da. Evet, bu diyorsun Martin. Aynen öyle, meşhur Martin. Medar iftarımız diyorsun. Evet abi. Abi aman gözünün yağını yerim Martin. Ooo şovunu yaptı, oturdu aşağı. Dileme Bekir, çekil bak. Nasıl, ne dersin Aksaray Malakları ile ilgili? Bunlar davar köpeği oluyor mu? Davar köpeği de oluyor bunlar. Besliyoruz, seviyoruz. Aksaray'ımız için üretiyoruz bunları. Kangallarla baş eder mi? Eder abi. Diyorsun. Evet. Ama çok da dövüşçü köpek değil diyorsun. Fazla dövüşçü değil ama gene de eder yani. Değerli izleyicilerimiz, Aksaray'dayız. Türkiye'nin medar iftarları, gurur kaynakları, Aksaray Malakların yetiştiği çiftlikteyiz.
Bana da kapı zili düştü. Adı kapı ziliymiş bunun. Hadi koçum benim, hadi. 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 Evet. Bir tarafta kapı zili. Abi yerinde durmuyor. Bu onlardan beter vallahi billahi. Türlü türlü huyum var. Evet değerli izleyicilerimiz, Malaklıların olduğu çiftlikte bir de gördüğünüz gibi, yani ben ne diyeceğim bilmiyorum. Evet, abi az önce bir şov gördük. Evet abi. Bunlar böyle midir değil mi? Bunlar İngiliz frizan atları. Bunlar çok nadir bulunur abi bunlardan. İşte bize bir getirdik böyle meraktan. Nereden getirdin? Ben Çanakkale'den getirdim bunları. Çanakkale'den getirdin çok Taylan. Çok değerli bir abimden hediye etti bana bunları. Keyif olsun diye mi biniyorsun? Yarışıyor musun? Yok yok, yarışmıyorum. Keyif olsun diye böyle biniyorum. Allah Allah. Bakımı zor olmuyor mu bunların ya? Zor ama hani biz seviyoruz, besliyoruz. Bu erkek mi, dişi mi? Bu erkek abi. Erkek. Öbürü? Öbürü de erkek. Bir dişi getireceğim. Üretmek için. İyi. Hadi bakalım. Fiyatı ne kadar bunun? Fiyatı 100 bin liradan yukarı abi. Şey. Evet abi. Şimdi 100 bin liranın üstünde mi oturuyorsun? Aynen öyle. 100 bin liranın üstünde oturuyoruz şu an. Ulan kalk ben oturayım diyesin var ama mümkün değil yani. Yarıştırmıyorsun. Neyle besliyorsun kardeş bunları? Abi arpa, yonca, sap, hani bildiğimiz arpanın sapı. Silah, üzümün çöpü. Üzümün çöpü diyenin sapı. Ne verirsen yer diyor. Ne verirsen yer bunlar. Eyvallah abi ya. Vallahi sen zevkine 200 bin TL para harcadın ya. Harcamadık da sevdiğimiz abimiz bunlar işte böyle bize hediye etti. Hediye etti, biz de biniyoruz. Sen de güzel bir abilik yap, bize hediye et o zaman. Verelim abi canınız. Vallahi buradan çıkar çıkmaz satarım şunu. Kaç yaşında bu? Bu abi daha 18 aylık bunlar. 18 aylık. Evet. Allah'ım ya Rabbim ya. Hormonlu değil mi 18 aylık? Şimdi nasıl bindirelim bir de siz bakın binin. Vallahi sen önce bir bin abi. Binelim abi. Ondan sonra babanı bir bindirelim. Atla. Oh. Atla. Ya Allah bismillah, tamam. Vedalaşın. Evet kardeşim. Adı neydi bunun? Bunun adı Rüzgar. Rüzgar. Evet abi. Evet Rüzgar. Rüzgar'a ben binebilecek miyim abi? Vallahi bindireceğiz abi seni. Abi atmasın bizi. Yok bir şey olmaz. Vallahi sıkıntı olur bak. Vallahi bineceğiz bak. Şimdi abi. Genelde bu tür hayvanların üstüne biliyorsun kilosu düşükler biniyor. Ben 110 kiloyum. Olsun abi, daha iyi olur. Rüzgar'ın hızını keserim. Wow. Olsun. Ata binmek ayrı dert, inmek ayrı dert değerli izleyiciler. Binişte problem olmaz da inişte vallahi problem kesin. Yok yok, hiçbir sıkıntı ha? Olmadan ben seni bindireceğim geriye tekrar. Ciddi mi diyorsun? Tabii canım. Düşmeyelim hacı. Yok abi olmaz. Rüzgar, bir yanlış yapacaksan bak baştan peşin konuşalım kardeş. Alo, duyuyor musun sen? Yapmayacağım diyor. He? Mikrofona gelme. Hadi bakalım. Ama abi, şey yapmayacağız abi. Ben röportajı ben yapadırayım, sen bineceksin buna. Ata. Evet abi. Rüzgar koçum, yanlış yapma tamam. Rezil etme bizi. Nereden biniyorum abi? Mustafa abine bir geliyorum. Mustafa! Allah da burada. Hayır! Değerli izleyiciler,
O kadar profesyonel bir biniciyim ki 5 kişi atı zor zapt ediyor gördüğünüz gibi. Doğru mu? Doğru. Bismillahirrahmanirrahim. At binenin, kılıç kuşananın değerli izleyiciler. Herkes işini yapsın. Vallahi billahi ağrı girdi her tarafıma ya. Evet değerli izleyicilerimiz, Bekir abi tam bir hayvansever. Bekir abi de olmayan hayvan yok. At var, koyun var, inek var, ördek var, kaz var. Ve tabii ki dünyanın en güzel hayvanları, güvercinler de var. Abi kaç tane var Bekir abi? Abi 80 tane falan var. İşte burada 40 tane falan önümüzde. 40 tane de öbür kümesinde var. Bunlar kostüm kuşları. Bunlar kostüm? Evet. Yani? Yani Türkiye'de kostüm kuşları bunlar, süs kuşları. Para eder mi? Para eder abi. Ne diyorsun? Buna 11 milyar bir tane kuşuma para verildi, vermedim. 11 bin TL? 11 bin TL. Hangisi abi o? O öbür kümesinde abi. Bunlar ne kadar eder? Bunlar da içinde 1000 lira, 1500 lira, 500 lira, 500 liradan aşağı benim burada kuşum yoktur. Takla atan var mı? Var. Hangisi atıyor? Bunun içinde öbür kümeste takla atanlar, şu öbür kümeste var. Bunlar yavru takımları bunlar. Yani yavru kızmaları. Bu bir sevda mıdır abi? Bu bir sevdadır. Ben 60 yaşındayım. Hesap et ki 10 yaşında, 9 yaşında taşımaya başladım bunları. Halen bunun sevdası bende. İyi abi. O zaman seni güvercinlerle baş başa bırakıyoruz. Şöyle bir yürü bakayım millet. Güvercin yürür, ben yürümü nasıl görsün abi. Tabii. Sen herhalde yaptığın eti kendin yemiyorsun. Yeriz abi. Nereye yiyorsun ya? Nerende var hani? Ya biz çok kalori harcıyoruz. Kalori mi harcıyorsun? Evet, çok çalışıyorum. Sıcakta eriyorum diyorsun. Evet, yani, yani. Biberler nerenin? Biberler de Etlikmikler'in yanına. Aksaray mı? Yok. Nereden Halden geliyor? Halden Antalya üzeri geliyor. Antalya üzerinden yani. Geliyor. İddialıyım diyorsun. İddialıyız. Yani Türkiye'de en iyi etli ekmeği ben yaparım diyorsun. İnşallah. Memleket nere? Burası Sultanhanı. Sultanhanısın. Sultanhanı. Konya'da bu işin dersini aldın. Tabii. Boynuz kulağa geçer dedin. Aynen aynen. Ondan sonra diyorsun ki en iyi etli ekmeği ben yaparım. Malzemeler ne abi etli ekmekte? Malzemeler kıymamız var. Yanında soğan, içerisinde soğan, domates, biber, maydanoz bu tarzlarla hazırlanır. Bıçak arası. Fix menü mü? Yok, isteğe göre veriyoruz. Sen bıçak arası da yapıyorsun. Bıçak arası var, peynirli var, Mevlana var. Mevlana'yı karışık Konya böreği olarak algılıyoruz şu anda. Hı. Konya'da değiştirdiler onun ismini. Onları ne atıyorsun malzeme? Onlar da normal etli ekmek etinin yanında peynirini de katıyoruz. Üzerine peynir atıyoruz. Hı. O şekilde. Fırın, taş fırın? Tabii tabii, taş fırın. Meşe odunu yakarız genelde. Yani bu ekmeğin ince olması makbul diyorlar. Tabii aynen. Kalın olursa diyorlar ağızda. Yani ince olması hem dokunmaz, mideye dokunmaz. Hem yiyenlere zevk verir, güzel olur yani. Sen şimdi ne yapacaksın biz usta?
size bıçak arası yapacağız. Et ekmek yapacağız. Et ekmek yapacağız. İsim neydi? Mehmet. Mehmet Usta. Bak evet. Sana güveniyorum. İnşallah. Böyle kiloyu muloyu almamışsın. Bizim yemeklerimiz dokunmadığı için bu. Abi yalnız usta öyle bir giyiniyor ki. Üste böyle çiçekli miçekli desenli gömlek, altta da rugan ayakkabı var, ütülü pantolon var. Senin ustalığına kurban olsunlar. Böyle mi giyilirsin genelde? Yok, ben normalde şu anda... Hani... Utandım ben. Evli miyiz? Evliyiz. Çoluk çocuk var? Var, üç çocuk tane. Babasıyım. Üç tane kızım var evimizde. Ay maşallah, üç tane damat o zaman. İnşallah, hayırlısı olsun. Evet. İnşallah. İnşallah bir de erkek evladın olur, İnşallah. Gelin olurdu. İnşallah. Mehmet Usta, yap bakalım ne yapıyorsun? Başımız gözümüz üstüne diyoruz. Tamam, tamam buyurun. Hemen ayarlayalım. Sen ne yapıyorsun? Et ekmek yapıyorum. Allah'ını seviyorsan ne yapıyorsun? Et ekmek yapıyorum. Ya bu kadar nazik kıyma döşenir mi ya? Bak, kıymayı seviyorsun adeta. İsim ne ya? Mevlüt Ali. Mevlüt Bey, idealin hangi usta gibi olmak? Dayım Bil gibi olmak. He? Dayım Bil. Dayın kim? Ooo siz tezgah kurmuşsunuz ya yeğen dayı. He? Doğru mu? Aynen. Usta olacağım diyorsun. İnşallah. Bu işi yapmak için ellerin büyük olması mı gerekiyor? Palet gibi ya eller. Maşallah. Eller büyük olması daha iyi olur. Kaç yıldır çıraksın? 4,5-5 yıldır. Hala ustalığa geçemedin. Senin işin zor ben sana söyleyeyim bak. Dayın senin önünü tıkıyor. Ya. Yok bir gün ondan önce geleceksin. Bak ben sana söyleyeyim. Tezgahın o tarafına geç. Burada biraz o yapsın bu işleri. Tamam mı? Yapalım. Ne yapıyor şu anda? Bunda ne var? Malzemeyi bir say bakalım. Bıçak arası abi. Ne var? Malzeme ne var? Kuşbaşı tane eti, domates var, biber var. Biber var. Fene. İyi bakalım. Kıyma fena. At git. Gidi usta ey. Yılların tecrübesi saçlarını bu yolda ağarttın. Doğru mu kardeş? Doğru. Kebap işi sana düşmüş. Kebap işi bize düştü. Yiyor mu kebabı? Kebabı yiyoruz. Abi kuzunun neresi? Ön butları. Nereden biliyorsun? Kesimi kendimiz yapıyoruz. Kendi kesimhanemiz var. Orada ön butlarını ayırıyoruz. Ön but olduğunu nereden anlıyorsun? Kesimhaneye de kendimiz getiriyoruz. Diyorsun. Evet. Usta gel. Değerli izleyiciler, iki farklı usta. Bunlar kardeşler. Kardeşler. Benziyorlar birbirlerine. Benziyoruz. Biraz. Biraz. Bu yemekleri fazla yiyor. Aynen öyle. Biraz daha canlı. Muhteşem yiyor. Bir ikili. Neyi meşhur abi yemekleri? Abi, fırın kebabı. Normalde de sultan kebabı olarak adlandırdık biz bunu. Fırın kebabımız meşhur. Yani 100 yıllık fırın kebabını sultan kebabı yaptı. Aynen. Ya diyorsun böylesine kırmızı yanaklı ustanın ellerinde diyorsun pişerse. Öyle mi? Yani. Ha? Öyle. Kaç yıldır meslekteyiz usta? 5. 5 yıldır. Kuzunun ön budu diyorsun. Yani. Evet. Ön kol, incik. Öbür etimiz ne abi? Kavurma. Kavurma. O dana. Dana kavurma. Bulduğun zaman savurma. Yok savurmayız. Savurma abi. Başka neyimiz var? Kuru fasulyemiz var. Meşhur. Bir dakika. Meşhur. Evet. Abi bura Erzurum İspir değil Aksaray. Bizim de. Sultanın. Bizim de fasulyemiz var. Sultanın fasulyesi mi? Sultanın fasulyesi. Adam geldi. Aksaray'a geldi. Sultanın'la geldi kebap yiyecek. Nereden anlayacak kaliteli olduğunu? Kaliteli olduğunu aldığında ağzına dağılması lazım. Yani öyle anlayabilir. Daha doğrusu fırında 6 saat falan pişme süresi var bunun. 6 saat. 6 saat. Pişiyor. 1 saat pişiyor. Kızarması vardır. Ondan sonra yağın içine bırakılır. Kuzular nereden geliyor? Kesimhanemizden geliyor. Kendi kesimhaneniz mi? Ha, kendiniz besliyorsunuz. Evet. Kendi eşimiz dostumuzdan alıyoruz. Sağlam yani. Yani ama buranın yani Aksaray'ın aynı. Aksaray. Taze. Taze kuzulardan. Sultan kebabı afiyet olsun. Sağ olun size. Bu yanakları kırmızı nasıl yapıyorsun? Doğuştan. Doğuştan. Doğuştan mı? Allah mutluluğunuzu artırsın diyoruz. Allah razı olsun. Kardeşlere çok teşekkür ediyoruz. Kardeş olmak önemlidir. Kebapları da kardeşlerle beraber yiyeceksiniz.
Evet değerli izleyicilerimiz, Aksaray'dayız. Sultanahı ilçesinde yolculuğumuz devam ediyor. Halıdan sonra dedik ki Sultanahı'nda Türkiye'nin ilk millet kıraathanesi Aksaray'da açıldı. Sultanahı'nda açıldı diyoruz. Tesadüf budur ki ilgi alanımda şampiyon olduğum alanda bulmaca çözen iki tane yakışıklıyla beraberiz. Öncelikle selamun aleyküm. Aleykümselam. Abicim bunlar nasıl bir el ya? İyi. Nasıl niye abi? Şu eli bir koy abi şuraya. Sabri bir yakın girer misin abi? Abi bu else bu ne? Bu else bu ne abi? Öperim. O eli öperim hacı abi. Estağfurullah. Olmaz. Vallahi buldozer paleti gibi. Millet kıraathanesindeyiz. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyisiniz yaş inşallah. Yaş kaç hacı abi? Yaş 72. Hiç göstermiyorsun ya. Bilmiyorum. Yanaklar pancar gibi yemin ediyorum. Böyle sıkası geliyor inşallah. Gözler zaten yemyeşil. Mutluluktan uçuyorsun. Senin gözler de renkli abi. Bulmaca çözüyoruz. Evet. Kim iddialı? Arkadaşından ben iddialıyım da ama tabii hocam olunca saygım sonsuz. Nereden hocan abi? Yani bulmaca hocası. Bulmaca hocası mı? Bunu da ilk defa duydum abi. Aynen. Bulmacanın hocası mı olur abi? Olmaz olur mu canım? Herkes yani gelişigüzel herkes çözemez ki sen bu. Sen ders mi aldın abi? Tabii ders alıyorum. İsim neydi? Fevzi Saman. Abi şimdi iddialıyız. Boynuz kulağı geçermiş. Bakalım hocayı geçebileceğim mi? Sen iddialısın hacı abi. Bundan iddialıyım. Şimdi bulmaca önümüzde değerli izleyiciler. Ben soracağım. Futbol bilgimiz var mı? Hiç kullanmam. Nasıl hiç kullanmam? Hiç ilgilenmem. Bulmaca da çıktığı zaman çözemezsen olur mu? O zaman tesadüfen. Tesadüf. O zaman soruyorum. Şuradan baktım. Siz bakmıyorsunuz. Ben bakıyorum. Evet buradan bakıyorum. Futbolla ilgili. Evet bir tane buldum. Galatasaraylı eski milli futbolcu Rumen. 4 harf. Orada yazıyor mu? Yazıyor. Kafadan mı söylüyor? Orada yazıyor hocam. Yazmıyor. Yaz. Sen nereden biliyorsun? Ben o bulmacayı doldurdum da ondan biliyorum. Nasıl doldurdun ya? Abi bir saniye nasıl doldurdun ya? Bulmaca boş. Oğlum bulmaca. Türk pop müziği sanatçısı. 1993'lü yıllarda popüler oldu. Jale. Onu da salladık hocam. Ama biz bilmiyoruz abi. Bilmediğimiz için de bilemiyoruz. Abi burada yani. Çıksa şimdi biz bilmiyoruz mu diyeceğiniz? Hayır. Nasıl dolduracağız? Nasıl bulacağız? Tamam o zaman. Tamam abi. Abi tamam. Tamam. Gemi bardağı. 1, 2, 3, 4, 5. 5 harf. Gemi bardağı. Bardağı mı barınağı mı? Barınağı. Liman yaz orayı. Liman yaz. Türkçeyi kaybediyorum. Abi bunlar var ya vallahi uçmuş ya. Bu kıraathane yaramış ya. Vallahi yaramış ya. Tırpan sapı. Yok. Tırpan sapı. Sapı? Kosa ne olmaz. Kosa olamaz. Tırpan sapı. Ben de zor buldum onu. Bulamadım. Bulamadın? Bulamadım. Eksi. Eksi var canım. Şimdi tam silme değil. Mihrak. O da. Hatay'daki sıra dağlar. Amonumuz. Voltan amper simgesi. Amper simgesi. Elektrik? Yok, bilemiyordum. Bilemedin. Sen? VA. Ne? VA. Volt amper simgesi VA. İki harf abi VA dedi ya. Vallahi bu adam deha ya. Tamam. Abi sizle baş edilmez. Kıraathaneden memnun muyuz? Çok memnunuz. Allah razı olsun. Başkanımız. Çok teşekkür ederiz. Biz her sene kışın böyle onun bunun çelerinin altında kalıyorduk. Şimdi burada rahatça. Evimizden rahatız yani. Allah razı olsun. Evinizden rahatsınız. Rahatız. Sabah akşam buradayız. Bizim gibi böyle yemekler burada. Sen abi? Ben. Ben de Aksaray'dan özellikle geliyorum. Memleketin bu güzel yapılmış eserini. Aksaray özellikle. Merkezden buraya geliyorsun. Merkezden geliyorum. Kaç kilometre? 45. Sırf bu eğlence için. Şimdi Allah aşkına söyle. Aksaray'da kıraathaneden bura bir mi? Biz içine gir de bak bir. Takdir etmek lazım başkanımız. Kıraathanemiz üstün onlar. O zaman başkana bari benim yanımda teşekkür edin de. Teşekkürü çekelim. Başkanım bir teşekkür etsinlerse. Geldi ya başkan burada. Ha. Teşekkür et yüzüne. Ha. Ha burada. Bir teşekkür edin o zaman. Başkanım teşekkür edecekler. Başkanım sağ ol. Allah razı olsun. Ne diyorsun? Başkanımıza teşekkür ederiz. Sağ olun. Her şey için teşekkür ediyorum başkanım. Fahri Bey'e teşekkür ettiniz.
Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Abi orada sakallı bir yeşil gözlü amca var. Hoş bulduk. Hacı abi hoş geldin. Ortalama yaş kaç? Ortalama yaş kaç? Türkiye'nin mi? 75 yetti. Senin bu masanın. Bu masanın. Bu masanın ortalaması 77. 77. Maşallah bu uzun ömrü neye borçluyuz? Havaya. Havaya. Sence? Bence de. Suya. Sence? Toprağa. Sence Hacı abi? Arkadaşlara katıl. Sence Hacı abi? Tabiata. Tabiata. Ne güzel söyledi ya, topladı. Tamam. Şimdi oradaki abi dedi ki Hacı abi. Ben dedi bulmacanın dedi ustasıyım Türkiye'de dedi. O öyle. Dedim ki ya benim bildiğim dedim öbür masada da tecrübe var dedim yani. Evet. Onlar da az çok bilirler dedim. Evet. La onlar Harun dedi bir soruyu bilsin dedi. Evet. Sana bir fırın etli ekmek dedi. Beni mahcup etmeyin. Ne? O adam mı dedi? O adam dedi. Tevzi değil Ahmet'miş. Ahmet demiş. Oo vallahi bak ben Türkiye'nin neresinde şapkayı çektiysem kel gözüktü. Ama 77 yaşında sen de gözükmedi 78 ben. 78 benim. 78 mi? Masaya, bir yakışıklılık görsünler Sabri Biçek ya. Masaya 77. Şu güzelliğe bak ya. Vallahi kapattım evet. Ha. Nazar değmesin Allah'ım. Sende var mı Hacı abi? Sende durumun iyi. Senin yaş kaç? 90. 85. Ya bir anda nasıl düştün 5 yaş? Nüfus kağıdı nerede? Benim mi? He nerede? Ben 37'liyim. 37'lisi. Anadolu'mda 36'ymış. Tam 82'nin içindeyim şimdi. Biraz daha konuşursak 70'e doğru inecek. Ya 90'dan kapı tamam. Açtın 82'ye indin. Ya ne olayım şimdi diyecekler daha fazla diyecekler. Ben, onlar dinmedim ben dedim. Masanın en yaşlısı kim? En yaşlı benim. En yaşlı sensin. Benim. Şimdi sen soruyu bilebilecek misin? Şuradan bir bulmaca soralım. Zor. Soracağız ama güncel bir soru soracağım şimdi. Yeni yapılan açıklamayla ÖTV'de, otomobilde yüzde kaç indirime gidilmiştir? Bilemiyorum. Bir şey diyemem ben şimdi. Bilemiyorum. Kafam çalışmadı. Türkiye'de seçme ve seçilme yaşı kaç yaşa düşmüştür? Bizim biladiden sonra o bilir. Sen ona diyeyim abi. Ben, adını ben... öğrenmedin ya. Yok ben bilemiyorum. Wow. Ben gelmeden evvel ne konuşuyordunuz? Biz gelmeden önce işte kimin hasta, kimisi sağlam, kimisi yakın ölür, kimisi ölmez diye onlar diyor. Nasıl? Bir daha söyle. Ne konuşuyordunuz? Tamam, kimi öldürdünüz onu söyle. Orada mı? Masada kim öldü onu söyle. Önde sıraya beni arıyorlar. Vallahi yaş, ya. Ben ha, ciddi ciddi yatırdılar masayı. Ya. Sen gidersin dediler. Dediler. Masada kim gitti onu söylüyor. Kim ölür, kim kalır. Bu adam yaşlı. Bu adamı savuşturuyorduk. Göndereceğiniz yani. Ha, onu... ben. Abi sen helallik al bunlardan. Ben. Öyle. Bence helallik al. Öyle. Bunlar bugün seni bu masada gömmüşler abi. Öyle mi? Vallahi helallik onlara al. Onlara gelmesin. He? O kadar... Onu ben bilmem. Sen gel benimle beraber helallik al. Öyle mi? Bu şuradan başlayalım bir helallik al hadi bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Başkandan başlayalım. Hakkını helal et de duyalım ya. Benden ya da helal olsun. Hakkını helal et. Kendisinden helal olsun. Sen ettin mi? Buyur. Sen ettin mi hakkı helal? Bitti. Bir daha hakkım helal olsun. Ya dedim hakkım helal olsun. Helal olsun. Sen biraderi miydin? Biraderim. Sizin yaş kaç? 80. Ya sen de hiç jest yapmıyorsun değil misin? Birader abi sana ne oluyor ya? Ben senin yerine gideyim dediğin yok. 80 yaş dedim baba daha ne diyeyim? Yaşlı sorunu 80. Öyle mi şimdi adama doğru söyler. Herkesi gömdün ha. Kaç defa evlendin Hacı abi? 12. Vallahi de. Yer değiştir abi. Ha doğru. Doğru. Sen onun 12 kere evlenmesine sen niye gurur duyuyorsun onu anlamadım ben. Adamın sözü doğru. Evlendiği doğru. 12 kere. 12 kere. Abi vallahi giderim evlendirme dairesine. E git. 13. ile geri dönürüz o zaman abi. Vurursan çok güzel ne mutlu adama. 12 kere ciddi mi evlendin acaba? He? 12 şunu mu? 2. Oo kardeşim. 19'da işte herhalde 10'u geçti. Evet değerli izleyicilerimiz Türkiye'de bir rekor kıran değerli abimizle birlikteyiz. Usain Bolt 100 metrenin rekorunu kırdı. Hamza Yerlikaya dünya güreş şampiyonlarında asrın güreşçisi olarak rekor kırdı. Doğru mu abicim? Evet. Doğrudur abicim. Sen neyin rekorunu kırdın? Evlenmek mi var? Kaç kere evlendin Hacı abi? 12. 12? Evet. İnanıyoruz. Tabii inanacağım. İtaat ediyoruz. Tabii. 80 yaşındayız. Evet. Sebebi ne abi? Çekilmez bir adam mısın ya da çok çekici bir adam mısın?
Çekiç adamım. Çekilmez değilim, çekiciyim. O 12 nasıl oldu? Mefta mı oldular? Yok. İki tanesi mefta oldu. O tanesi hayatta. Gelip geçeceğim. Onu 10 tane eşin mi var şu an? Hiç yok. Şimdi de bekarım. Şimdi sen de... ne yaptın abi? Bir hikaye kaldı, gittiler adamlar. Kim onlar? Beğenmediler. Dışarıdan. Kimi? Dışarıdan. Toplamda 12 kere evlilik yaptın mı? Onlardan 10 tane yaptım. İki de eski kendi köyümüze. İmam nikah mı, resmi nikah mı? Onlar imam nikahı canım. İmam nikahı. İkisi resmi nikah. Aa, iki tane de resmi eşim vefat etti. Ama 12 kere diyorsun dünya evine girdim. Evet. Niyetin var mı daha? Allah işi derse, yaş atarsa var. Nasip olursa var. Türkiye'den mi bakıyorsun? Tabii Türkiye'den. Yani yabancı bir bayanlı olmaz yok, artık. Yok, yabancı yok. Yaş, bir beklentin var mı yani? Bu Allah'a kavuş değil. He? 60-70 yaş aralığı. Ha, orada. O civarda ideal. Emeklilik gelirim var. Evet. Mal mülk var. Şükür. Şükür bakarım. İşle dostlarımla yiyeceğim. Ama kimseye de tavsiye etmiyorsun herhalde 12 kere evlenmeyi. Gitmiyorum canım, niye tavsiye ediyorsun? Sen niye dürtüyorsun abi, hayırdır, ben buradayım der gibi. Dinliyorum. Sen kaç evlisin? Ben bir tane. Bir tane. Yenge sağ mı? Sağ. Maşallah. Kaç yaşındasın? 75. Yenge kaç yaşında? O da 77. Peki sen böyle yengeye bir şey olursa evlenir misin 12 kere? Yok, gayrı evlenmem. Kendi kendime bakarım diyor. Evet. Sen evlenir misin acaba? Ben de tek evlendim, evlenmedim. Yani evlenmeyen gençler var. Bir yönden iyi örnek. Bak 80 yaşında 12 kez evlendi. Hani hiç evlenmeyeceğim, bu devirde evlenir mi diyenler var. Yuva kurmaktan kaçınanlar var. Ama öbür taraftan da ya 80 yaşında bu adam 12 kere nasıl evlendi derlerse biz ne diyelim? Bir gün ömrüm varsa evlenmek istiyorum. Allah Allah. Abi sözün bittiği yer ya. Hayat benim hayatım dedi. Daha başka olmaz. Vallahi ne dedi, duydunuz mu? Bir daha söyle. Bir günlük ömrüm olsa da evlenmekte niyetim var diyor. Bir günlük ömrüm dahi olsa evlenmeye niyetim var diyor. Bu can bu nefeste olduğu müddet diyor, evleneceğim diyor. Gönlümün sultanını bulana kadar evleneceğim diyor. Evet. Yani başa bakarsın kendi saç kalmadı ya. Saç kalmadı galiba. Yani. İzleyicilerimiz, Aksaray'dayız. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın en ileri seviyede yapıldığı illerden birindeyiz. Gördüğünüz gibi büyükbaş hayvan ve küçükbaş hayvan aynı otlakta otlanıyorlar. Şimdi iki tane çobanı birbiriyle karşılaştıracağız ve kapıştıracağız. Bakalım büyükbaşın çobanı mı daha marifetli, küçükbaşın çobanı mı daha marifetli? Bir de sürüde eşek var değerli izleyiciler. Ata binmeyi beceremedik. Bakarsınız eşeğe bineriz. Ama demişler attan düşen ölmez, eşekten düşen ölür. Doğrudur. Geldiniz kardeşlerim. Maşallah. Kardeş biz böyle. Yakışıklı işte. Çoban gel böyle. Gel böyle. Neler arıyor da. Kaç tane küçükbaş hayvan var? Nereye gidiyorsun? Dur abi. Bir saniye. Gel ondan bir konuşayım adam. Dur abi dur gel abi, buraya ya. Abi burada ünlü çekim var önce. Evet değerli izleyiciler. Birisi esmer, birisi sarı. Nedir bu çobanlığın karı? Karı. Koyunu güden kurdu görür. Güdersen koyunu güden? Evet, koyunu güdersen parasını kazanın. Abi bir dakika, koyunu güden? Kurdu görür. Kurdu gördün mü ne olur? Kurt evet. Ne yapar? Kurt duman eder. He, duman eder. Evet. Kuzuları kurda kaptırmıyorsun inşallah. İnşallah, yok yok kaptırmaz. Hiç kaptırdın mı? Kaptırmadık da kurt çok. Burada? Burada. Vallahi her an her yerden gözetliyor olabilirler. Şu anda aldığım istihbarata yukarıda, göre kurtlar değerli izleyiciler. 6 tane var yukarıda. He. Uzun mesafeden gözlemi yaparlarmış. Çoban şöyle biraz üstüne rehavet çöküp de yemeği yiyip de kenara şöyle kıvrıldığında. Kıvrı, tamam, o zaman fırsatı buluyor işte. Kapıp götürüyor beni. Hiç götürdü mü? Vallahi dün geldi alamadı köpeklerimizden. Canlı canlı gündüz. Canlı canlı. Suya yatar mı burada? Suya yatar. Ben yatacağım ben. Sen. Sen yatsan bile alamayın ki. Kimi? Koyunu. Koyunu değil, ben kurdu almayayım. Diyor. Kurdu kurdu. Ya. Ha, kurdu alacağım. Alamam kurdu. Nasıl ha? Alacaksın kurdu ya? Ya hiç belli olmaz. Kurdu alamam. Alırım. Güçlü adamım. Pazarı görmüyor musun? 6 tane nasıl alabileceksin abi? 6 tane ya. 6 tane mi? Evet. Saydınız. Evet yukarıda 6 tane. Sizin eliniz armut mu topladı? 6 tane kurt geldi buraya da.
Ben buraya inmiyor ama o yukarıda dava çıktı. Onun da rızkı var, o da bir şeyler yiyecek. Bir tane alsın götürsün, canı sağ olsun. Mesela benim diyorsun. Ama bir tane alsın götürsün. Evet. Çobanların atışmalarını bir dinleyelim. Şimdi sen büyükbaş çobanlığı yaptın mı? Yaptım. Sen? Ben de yaptım. Sen küçükbaş yaptın. Ben verdim. Ben durmayınca ben meyve veren Allah! Hayır, ben olmasa ben olsaydım yine alamıyorlardı ya, bunlar bu sıra. Niye kör vermedi o zaman? Bırak oğlum şu işi ya. Niye vermedik öyle o zaman? Vay, rekabet kızıştı değerli izleyiciler. Miltanın parlamasın, karnın çullamasın. Ya bırak Allah aşkına ya. Söyle bak, ben miltanın parlamasın, karnın çullamasın. Sen ne diyorsun? Niye o zaman katmadı millet sana? Yatırır diye işte götürürüz. Koluna taş diyemezsin koluna. Lan git iddia yapma benden ya. Ama sen de atman lazım ya. Ne atayım ben, ne atacağım? Sen de diyeceksin ki gözlerin yeşil, saçların sarı, ne olacak bu çobanların? Gel gel adamım geliyor ya benim. Bırak sen onu, sen söylesene ya. Onu anlamam o işte. Önden gitme, burnunu sür terle. Söyle ben anlama yaydırırım tavarına sürü. Yaydın bu zamana kadar, o zaman niye yaymadın? Abi sen de ona git de ki önden gitme, burnunu sür terler, arkada kalma, topuğuna dür terler. Aynen öyle. Senin adına ben söyleyeyim abi. Doğru duydun mu? Tercüman mı tuttun yanına? Niye diye. Selamünaleyküm. Aleyküm selam, sen de hoş geldin. Yok, film. Evet değerli izleyiciler, bu gördüğünüz birader de çobanların arasındaki en yakışıklı, en tarz giyinen. Şimdi tabii Aksaray gelişmiş, kalkınmış bir ilimiz. Böyle olunca çobanlarımız da böyle biraz daha modern oluyorlar. Sen abine yardıma mı geldin? Yok, bilmeden benim birader olur. Ben o bölüm, benden büyük o. Benim biraderim olur o. Ben bunu abi büyüğüm. Karar verin, sen ona benim biraderim diyorsun. O benim, benim birader de büyük benden. Tamam. Kardeşim olur. Öyle de abi kardeş de abi birader. Birader aynı yola çıkıyor zaten abi. Gözün kurtta olsun. Gözün kurtta olsun. Gelirse kafara iki ayaklı var. Abi yalnız bak, senin sopa bu. Düz. Ne sopası bu? Cinsi ne? Bu elma mı? Ne erik? Elma. Elin diye sopayı bilmiyor adam. Sopayı. Daha elin diye sopayı biliyor. Nasıl çobanısı? Bastonlu çoban mı olur? Yaşlandın mı? Meşe o. Meşe o. Hurdu mu set çıkartır. Hurdu alırsan meşe, dükkan alırsan köşe. Evet. Es seçersen evet. Anşe demiş. Evet. Sen benimle atışman lazım. Koyunu ben bu şekilde tutarım. Ben adamı esasından tuttum değil mi? Aşağı indiririm bu asa adamı. Bu onsuz? Ne? Onsuz? Olmadan benim işim olmaz. Benim silahım bıçağım bu. Evet. Beni indir. Evet. Tut, indir lan. Hadi. Çek. Evet, indir hadi. Hadi. İndir hadi. Sen hiç böylense gördün mü? Çek. Yiyon için. Ha çek. Wow. Ersin abi bırak. Ersin gel şimdi sıra bende. Dur. Bak ver abi. Evet zayi sevgiler. Elini bırak. Elini bırak. Elini bırak. Adama bak. Gel yakındı mı? Ben sadece seni tuttum şimdi. Hadi bakalım arkadaşlar, bakalım. Hanginiz kuvvetliysiniz siz? Biz çoban yıkılmadık, biz daha da böyle. Nasıl geldin, nasıl? Seni savağı alıyor, biz temiz. Kim galip? Neyse sen onu boş Allah ver. Allah için söyle. Sen onun değneğini bırak, boş ver. Şimdi kardeşim beni iyi dinle. Canım. Dinliyorum, gel sen de gel. Sen de gel. Çobancılık yapmama kayıp değildir yani. Kazanca gelelim. Yani. Kazanca gelelim de kazancımız ne ikine de. Aldığımız 15 bin laranca, onu da borcumuzu ödüyoruz. Aylık 5. Yok ya, 8 ayda 15 binler para alıyor. Hayır, kim diyor onu, yalan söylüyorlar. Ya şu an sen kaç para maaş alıyorsun? 1600 lira. Sen? Benim ailem neye geliyor da? Benim ailem gelse 1 milyar 200 milyar 300. Sigortası yok. Sen? Benimki de aynı. Aynen. Hepiniz 1600. Evet. Ama burada biraz düşük. Sen bir bağır bakayım şu koyunlara. Bir daha yap. Duyuyorlar mı seni? Şu anda benim işaretimi aldı bunlar. Vallahi mi? Evet. Durdular. Hazır kıta durdular. Durdular. Ya bunlar bunu dinlemiyor. Onlar dinlemez ki çoban, dilinden anlamıyor. Ne diyor bu ya? Ya sen buna bakma ya. Bu bir de çobancılık bekle belli diyor. Sen nasıl bağırıyorsun hayvana? Evet değerli izleyiciler. Değerli izleyicilerimiz. Şimdi abisi gitti davarın peşine, büyükbaşın. Küçükbaş çobanımız, büyükbaş çobanımız. İkisini yarıştıracağız. İkisi üçer kere bağıracak. En iyi kim atıyorsa abi orada seyirci karar versin. Aksaray karar versin. Buyur kardeşim. Sen de yanaş şöyle. Buyur. Var var. Geç. 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 Ben de atayım bari. Ne atayım? Davar yoncadan çıktı ya seni. Davar hep yoncaya girdi. Davar.
Yolundan çık 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 çık. Hey 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 hey. Ulan birinci benim. Hayır ya bizi sen. Nereden biliyorsun? En uzun süreli ben yaptım. Nefese bak ya. Yap bakayım. Oh ya 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 ya. Çat 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 çat. Gel 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 gel. Oh ya 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 ya. Ay 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 Bu topraklar ecdat toprakları, bu topraklar Osmanlı toprakları ve ilelebet böyle gençler olduğu müddet, bu vatanı seven olduğu müddet hep de öyle payidar kalacaktır diyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.